şey yapmayalım da buradan incir çekirdeğini dolduracak kadar da olsa bir çare çıksın. Evet. O da çok bu memlekete doğru. Bir fayda yani olsun. Yani çözüme yönelik konuşuyoruz burada. Farklı açılardan değerlendiriyoruz. İşte inanç düzeyinden değerlendiriyoruz. Ekonomik açıdan bakıyoruz. Siyaseten bakıyoruz ama temelde sorun çözüme odaklı olmayan ve tamamıyla mantığı devre dışı bırakmış bir zihniyetin şu anda Türkiye'yi yönetiyor olması. Aslında en kökten sorun bu. Sayın Akman, yani biz burada istediğimiz kadar çözüme yönelik konuşalım, aklım ve sağduyunun ışığında yorumlar yapalım. Eğer biz bu zihniyeti ve bu zihniyetin barındırdığı yönetimi, iktidarı Türkiye olarak değiştiremezsek, ben bir adım daha ileriye gideceğimizi düşünmüyorum. Hatta hızla gerileyeceğimize inanıyorum. Çünkü bakın, en basit örneği vereyim. Şu anda altyazı da geçiyor, izleyicilerimiz de takip ediyor. Bu depremin şiddeti ya da büyüklüğü nedir? Biliyor muyuz? Rivayet muhtelif, yani öyle diyelim. Şimdi daha önce Türkiye böyle bir şey yaşamadı. Yani AFAD diyor ki 6.6, Kandilli diyor ki 6.9. Ve yurt dışındaki basında diyor ki 7.1. Bakın burada bile ikircikli bir durum var. Burada bile biz kaynaklara güvenemiyoruz. Türkiye böyle en temel şeyleri bile tartışan bir ülke değildi. Evet, her zaman ekonomik sorunlarımız vardı. Her zaman siyasi çekişmeler vardı. Ama çok temel sorunlarımız konusunda biz bu derece tartışmaya girmezdik. Biz bu ülkenin kurucusuyla ilgili tartışmalara girmezdik. Bu ülkenin ÖSYM'nin sonuçlarıyla ilgili tartışmalara girmezdik. Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili tartışmalara girmezdik. Enflasyonun oranıyla ilgili tartışmalara girmezdik. Yani temelde artık insanlar da güveni yitirmiş ve güven duygusunu tamamıyla yok etmiş bir iktidarın yarattığı ortamda konuşuyoruz biz. Ve ne kadar rasyonel konuşursak konuşalım, daha biz depremin kaç şiddetinde, kaç büyüklüğünde olduğunu bilmiyoruz. Şimdi 6.9 mu diyeceğiz, 6.6 mı diyeceğiz? Aralarında da aslında birkaç kat fark var. 6.6 dediğimiz zaman biz devletten yana olacağız. 6.9 dersek Kandilli'den yana mı olacağız? Yani Kandilli rasathanesini... Yani burada bile bakın ne kadar büyük bir tutarsızlık var. Aynı ikircikli durum pandemide de yaşanıyor, depremde de yaşanıyor. Pandemiyle ilgili bir toplantı yapılıyor ve o toplantıda, yani İstanbul'da diyorlar ki çok arttı. %60 oranında korkunç bir artış var. Adeta Wuhan'ı oldu. Ve bu pandemiyle mücadeleyle ilgili yapılan toplantıya Sağlık Bakanı geliyor, yetkililer geliyor ama İstanbul'un en önemli pozisyonunda bulunan ve biraz önce Sayın Dündar'ın söylediği gibi ve sizin de sorunuzla yönelttiğiniz gibi halkın iradesini temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet dahi edilmiyor. Yani biz bu problemleri nasıl çözeceğiz? Nasıl birlik ve beraberlik içinde problem çözeceğiz? Bu nasıl bir siyasi hırs, nasıl bir siyasi kıskançlıktır ki pandemiden onlarca insanımız, yüzlerce insanımız ölmesine rağmen ve uluslararası bir problem olmasına rağmen bu AKP'nin ikircikli politikası devam edebiliyor? Aynı şey İstanbul depreminde de, İzmir depreminde de yaşadık biz. Yani Tarım Bakanı gidiyor, Pakdemirli. Binali Yıldırım gidiyor. Ve Binali Yıldırım'a Sayın Başbakanım, Sayın Başbakanım diye hitap ediliyor. Ki ben Sayın Binali Yıldırım'ın başbakan olduğunu bilmiyorum. Yani başbakan mı? Ben de bilmiyorum. Yanlış mı biliyorum? Sayın Binali Yıldırım'ın başbakanlık unvanı yok. Bir toplantı yapılıyor ve yine orada halkın iradesiyle seçilmiş ve pratikte çözümle ilgili birçok şeye karar verme yetkisine ve otoritesine sahip olan Tunç Soyer'le görüşülmüyor.
Şimdi bu ikircikli durumla biz bir yere gidemeyiz Türkiye olarak. Aynı şekilde öyle bir güven problemi var ki mesela Kızılay. Benim çocukluğumda Kızılay'ın bir prestiji vardı. Bir güveni vardı. Güvenilirliği vardı halkın nezdinde. Bugün yok. Bugün sorunlu bir kurum. Ve bu İzmir depreminde de Kızılay var mıydı yok muydu? İnanın ben çok emin değilim. Keza AFAD gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Takdirle karşılıyoruz. Hı-hı. Yürekten kutluyoruz ama sevgili Nasuh Mahruki buradayken de söyleyelim. Zamanında bir AKUT vardı kahramanlık hikayesi oluşturmuş olan. Niye bizim hem AFAD'ımız hem AKUT'umuz olmasın? Niye ya da benzerleri olmasın? Neden AKUT yok edilsin? Değil mi? Yani güç birliği yapmak varken farklı kanallardan bu güç birliğiyle temel sorunlarımıza çözüm üretmek varken. Dolayısıyla bu Twitter'da, sosyal medyada çok dolaşan bir sözle tamamlayayım. Bizim bu sosyal medyadaki o anonim mesajın dediği gibi insanlara mezar inşa eden müteahhitlerin değil, kendi dertlerini kenara bırakıp kurtarmaya giden madencilerin ülkesini kurmamız gerekiyor. Evet. Yani o Somalı madencilerden Türkiye'nin, onların yaptığı özveriden Türkiye'nin çok ama çok büyük dersler çıkartması gerekiyor. Nasuh Bey, hakikaten AKUT'un durumu nedir şimdi? Siz onursal başkansınız ama galiba biraz da böyle hükümet tarafından çok beğenilmediğiniz için olsa gerek. Hani biraz kenara çekilmiş gibi oldunuz. Yani AKUT'tan mesela gerçekten yararlanılabiliyor mu şu anda? Ne oluyor? Çok ekibinin gönlü. Sesiniz gelmiyor yalnız. Gelmiyor mu? Ha, şimdi geldi. Evet. Tamam. AKUT şu anda zaten sahada dernek, AKUT derneği. Ve 200 küsur kişi sahadalar ve 28 kişinin kurtarılmasına nezaret ettiler. Başka pek çok sivil toplum kuruluşu da var orada. İsimlerini gördüm. Yani jandarması da orada. AFAD'la birlikte çalışan dünya kadar STK var. Yani çok kalabalık bir arama kurtarma ekibi var ama sadece 17 tane enkaz var. Yani bu kadar ekibe zaten ihtiyaç yok. Ama sonuçta bir şekilde AKUT'la devletin ilişkisi benim istifam sağlandıktan sonra düzeldi. Biliyorsunuz zaten bütün o kumpaslar yok, Cumhurbaşkanı hakaret tehdit ettim diye FETÖ'cü bir savcı eliyle beni yargılamaları ve o süreç tamamen beni AKUT'un başından uzaklaştırmak için yapılan bir süreçti. En sonunda içeriden de birileri onların bu istediklerine uygun davrandılar. Şu anda da zaten o ekip yönetiyor AKUT'u. Dolayısıyla AFAD'la ve devletle ilişkileri düzeldi ama tabii sonuçta yani bir dik durmak diye bir şey var hani bir kurumda. O özelliğimiz tabii ki benim zamanımdaki gibi devam etmiyor. Yani ben şimdi çıkıp burada rahat rahat kardeşim hükümet sorumlusu Türkiye'de afetlere yazılanmamasının sebebi diyebiliyorum. Ama bugün AKUT'tan hiç kimse böyle bir lafı söyleyemez. Peki yani şunu sormak için de özellikle konuyu açtım. Şimdi iş döndü dolaştı halkın bu meselelere sahip çıkması. Onun için de halkın bu konuda eğitilmesi, toplumun bu konuda eğitilmesi ve devamlı bir surette bu meselenin hatırlatılması gerekiyor. Evet. Onu da yani ne devlet ne muhalefet tam olarak yapamaz. Bunu sivil toplum kuruluşları AKUT olur, başkası olur yapalım. Böyle bir inisiyatifin çıkması mümkün değil mi? Mesela Batı'da en çok karşımıza çıkan şey böyle musibetlerden sonra vatandaşlar kendi aralarında toplanıyorlar, örgütleniyorlar ve orada sonuç alana kadar bunun lobisini yapıyorlar. Mesela bizim eksik olduğumuz konu biraz galiba bu. Bu konuda siz ve benzer tecrübeli insanlar harekete geçebilir mi veya sivil toplum kuruluşları neler yapabilir? Vallahi bu konuda Türkiye'nin işi çok zor çünkü şu anda Türkiye her konuda ikiye bölünmüş durumda. Her konuda aklınıza hangi konu geliyorsa. Yani eğitim konusunu konuşun. Birileri hemen sizin muhabbetinden çok iyi oldu diyecekti. Birileri kardeşim mahvetmez eğitim sistemini diyecekti. Evet, yakında çarpın tablosu de konusunda da bölüneceğiz. Bence evet, eğitimde yani, hiç öyle bir şey yok. Herkes kötü olduğunu biliyor. Bu peki. Bu sonuçta Türkiye'nin maalesef geldiği yer. Hani o biraz önce ben millet olmadan bahsetmeye çalıştım ama yarım kaldı. Yani millet olmanın bir tane özelliği var. Geçmiş ortak olacak. Geleceği ortak algılayacak. Tasada, gamda, kederde, mutlulukta, sevinçte ortak duygularla yaşayacak. Bir de aynı dili konuşacak. Evet. Millet olmak böyle bir şey. Şimdi biz bu kadar mülteciyle bu özelliğimizi kaybettik. Siyaseten her şeyin politize edilmesiyle, yani AKUT gibi Türkiye'nin kendi bağrından çıkarttığı, saf kan Anadolu'lu olan, en küçük bir yurt dışından bir etkisi olmayan, tamamen Anadolu çocuklarından oluşan
AKUT gibi bir sivil toplum kuruluşu bile ben muhalifim ve çok işte geri geri konuşuyorum, sözcüğüne yazıyorum falan diye beni istifaya zorlamak için ya, o kadar yanlış şeyler yaptılar ki aklımız durdu. Allah yazdı binlerce kere. Burada bile ayrıştığı ayrılığa gittik. Deprem Z'de mesela deprem oluyor İzmir'de hemen bir takım abuk sabuk söylemler, laflar çıkartılabiliyor. Ya acıda bile biz ortak değiliz abi. En büyük acı bu ne artık? Burada zengin yoksul ayrımı yok. Herkesin başına gelebilir. Yani enkazın altında hepimiz o çaresizliği yaşayabiliriz. Hiçbirimiz efsunlu değiliz. Burada bile acılarımızı bile ayrıştırmış durumdayız. O yüzden bizim önce milli birlik ve beraberliğimizi, toplumsal barışımızı sağlamamız lazım. Peki çok bu iktidar olabilir mi? Bu iktidar bundan besleniyor. Zaten toplumsal barışımızın yok edilmesinden besleniyor. Ötekileştirmekten besleniyor. Hedef göstermekten besleniyor. Çünkü ancak o zaman kendi safları sıklaştırabileceğini görüyor. 18 sene işe yaradı bu taktik. Yine yarar diye düşünüyor ve burada da hala aynı ötekileştirme, hedef gösterme, düşman koyma gibi bu ucuz yani 100 yıl geçmişteki kalan bir siyasi yöntemle rant devşirmeye çalışıyor. Bu neye zarar veriyor peki? İşte bu konuştuğumuzu yapamıyoruz bir türlü. Ya kardeşim bu depremden korkuyoruz. Yani benim başıma gelebilir, senin başına gelebilir. Ayrım yok, zengin yoksul diye. Evin çok sağlam olup sokakta yakalanırsın, misafirde yakalanırsın, markette yakalanırsın. Bu İzmir'de yıkılan binaların altlarında spor salonu, market kolonunu kesmiş adamlar. Nereden bilebilirsiniz adamın kolonunu kestiğini binanın orada olduğunuzda? Yani isterseniz milyoner olun. Oradaysanız böcek gibi ezileceksiniz altında. Burada peki. Bile biz bir araya gelemiyoruz artık. Yani bunu çözmenin yolu siyasi iktidar. Yani TRT söylediğine çok katılıyorum. Bizim bütün meselelerimizin bir tane kök sorunu var. Bu siyasi iktidarın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine, layık, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelere tamamen aykırı ve düşman hareket etmesi ve kendine bağlı ve bağımlı bir kitle yaratması. Buradan kaynaklanıyor bütün sorunlarımız. Akıl ve mantık ve sağduyu yok artık yani. Peki, çok teşekkür ederim. Uğur abi, şimdi Nasuh Bey'le siz 3. bölümde yoksunuz, öyle konuşup öyle arzu etmiştiniz. Onun için ben son sözü size vermek istiyorum. İsterseniz. Efendim? Sorun şudur. Şimdi dünyanın en başarılı müteahhitleri, inşaat müteahhitleri listesine bakın. Orada mutlaka ilk ona bazı Türk inşaat firmalarının girmiş olduklarını göreceksiniz. Bunlar bu iktidar döneminde palazlanmış, büyümüş ve dünyanın çeşitli ülkelerinde iş yapar hale gelmiş, hatta kentler kurar hale gelmiş olan müteahhitler. Aslında Türkiye'nin sismik durumu belli, zemin haritaları belli, mühendis malzemesi yeterince çok değerli bir birikim var Türkiye'de, mimarlarımız ayrıca çok değerli. İnşaat malzemeleri üretiminde hiçbir sıkıntı yok ve dediğim gibi müteahhitler gidiyorlar başka kentler, başka ülkelerde yepyeni sağlam inşaatlarla dolu kentler kuruyorlar da bizim ülkemizde bu müteahhitlerin iş yaptığı bu güzelim ülkede insanlarımız niçin o müteahhitlerin yaptığı binaların altında patır patır ölüyorlar depremlerde? Çok güzel soru. 6.6 büyüklüğündeki bir depremde niçin biz bu kadar can kaybı veriyoruz da Japonya'da 6.6 büyüklüğündeki bir depremde en ufak bir hasar olmuyor, binaların sıvaları dahi dökülmüyor. Bütün mesele şudur. Bugün dediğim gibi Türkiye bir yapısal dönüşüme geçerse her türlü hazırlık yapılmıştır. İzmir'in hangi mahallesinde zemin ne kadar sağlamdır? Nerede şöyledir, nerede daha dayanıklıdır, bunların hepsi biliniyor. Yeter ki Türkiye'yi yöneten irade, İzmir bana oy vermedi, onun için ben İzmir'e ikircikli davranayım. İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hazırladığı kentsel dönüşüm planlarını TOKİ ile yapmaya çalışayım. İşte bazı müteahhitleri devreye sokayım. O müteahhitler de bir takım rantsal hesaplar yapsınlar, kar peşinde koşsunlar. Diyerek olmaz bu. Yurttaşlar arasında bana oy verdin, ona oy verdin ayrımı yapılmaksızın tam bir eşitlikçi anlayışla artık depremin değil binaların insanları öldürdüğü gerçeğini göz önünde bulundurarak derhal acilen Türkiye'yi depremde ölmenin kader olduğu bir ülke halinde kalmaktan çıkartması gerekir. Peki. Çok teşekkür ederim.
Şimdi efendim bu bölümde Cemil hocamıza yer veremedik ama sonuncu bölümde bakın neleri konuşacağız. Efendim İslamofobi denilen şey Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Belki bu faiz, döviz falan meselelerinin de üçüncü bölümde konuşacağımız kısmını soracağız. Aynı zamanda dolar nereye gidecek pazartesi? Bunu artık geleneksel oldu zamanın ruhunda konuşuyoruz. Onu konuşacağız. Yavaş çekim bir kriz yaşıyoruz çünkü. Aynı zamanda Amerika'daki Trump-Biden mücadelesi. İki gün sonra seçim var ve Türkiye ile ilgili çok önemli farklılıklar var orada. Bizi etkileyecek. Bütün bunları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Teker teker her can önemli çünkü. Efendim Sedef Hanım'ın da dediği gibi 48 saat önemli ve Allah'tan henüz daha hava o derece soğuk değil. Soğuk şoku ve benzeri şeylerden nispeten korunabiliyor insanlar, kazazedeler, depremzedeler ama ciddi bir sorun var. O da susuzluk meselesi. Evet. Şimdi böyle zamanlarda da herhalde şunu hatırlamak lazım. Nasuh Masruki de bunlara değindi, başka deprem bilimciler hakeza söylüyorlar. Yani deprem çantası denilen şeyin ne kadar bazen önemli olduğunu unutuyoruz. İşte oradaki iki küçük şişe su belki de bir hayatı kurtaracak konu. Ama muazzam bir çalışma var orada hakikaten. Ve çalışmanın ne kadar titizlikle yapıldığını da görüyoruz. Büyük bir sessizlik hakim. O kadar çok insanın orada bu kadar sessiz kalabilmesi, ne kadar bilinçli ve duyarlı olduklarının da göstergesi. Doğru söylüyorsunuz. Ali Vural Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet, hoş... evet efendim. Evet, duyuyorum. Evet. Her şeyi de izliyorum. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Ben de İzmir ve çevresindeki depremde yakınlarını, hayvanlarını, konutlarını yitiren... Deprem oluyor. Sadece yer kabuğunda olmuyor. Evet. Ne oluyor aslında? Siz çok güzel ifade ettiniz. Ben öncelikle bu sorunuza yanıt vermeden önce bakın depremde can kaybı 69'a yükseldiği okuyoruz. Korkarım ki bu sayı yükselecek. İzmir gibi büyük bir şehir, gelişmiş bir şehir, Türkiye gibi hani artık deprem bölgesinde olduğu gerçeğinin kimsenin yadsımayacağı bir ülkede böyle bir deprem sonrasında bu can kaybını yaşıyor olmak sadece İzmir'in acısı değil, tüm Türkiye'nin acısı ve aynı zamanda hepimizin de ayıbıdır diye düşünüyorum. Zira eğer biz Türkiye olarak bunu hala yaşıyor isek bu demektir ki biz bir şekilde bilimle, doğayla, gerçekle bilek güreşine giriyoruz. Ve bunu yaptığımız takdirde de kaybetmeye mecburuz. Bunu herhangi bir siyasi yaklaşımdan bağımsız olarak söylüyorum. Yani deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Hangi iktidar olursa olsun, bizi yönetenler hangi görüşe sahip olursa olsun, bu topraklarda binlerce yıldır bu deprem gerçeği var. Ve olmaya da devam edecek. Tek yapmamız gereken artık Türkiye'nin bu gerçekle yüzleşmesi ve 21. yüzyılda böyle bir deprem sonrasında İzmir gibi bir şehirde şu anda okuduğumuz 70'e yakın, 70 kişinin can kaybı ki bu korkarım ki artacak, bunu yaşamıyor olmak. Eğer biz bugün böyle bir deprem sonrasında hala can kaybı yaşıyorsak ve daha da önemlisi olası bir deprem sonrasında İstanbul gibi devasa bir şehirde çok daha büyük bir yıkımın olabileceği korkusuyla yaşıyorsak bu ayıp hepimize ait ve bununla yüzleşmek durumundayız. O yüzden ben tabii ki öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve İnanın çok büyük bir acı bu. Yani geride kalanlar için de çok büyük bir acı. Yani bunu yaşayanlar bilir. O yüzden söz ne kadar söylersek söyleyelim boş. Gerçekten geride kalanlara Allah gani gani sabır versin. Ve bizim el birliğiyle şu anda İzmir'e
destek vermemiz lazım. Ben anne tarafından bir İzmirliyim. İzmir'in insanının ne kadar büyük yürekli ve bilinçli olduğunu bu süreçte de gözlemledim. Ve bir İzmirli olmaktan dolayı bir kez daha gurur duydum. O çalışma sırasında yüzlerce insan yapılan ikaz sonrasında biliyor musunuz ki çıt çıkarmadan durdular. Çıt çıkartmadan beklediler. Yani böyle bilinçli bir halk var İzmir'de. Dolayısıyla böyle bir halkın hak ettiği bir imar sürecinin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve buradan sizin sorunuza gelecek olursak, Türkiye'nin bunu aşabilmesi için esasen daha büyük bir gerçekle karşılaşıp yüzleşmesi gerekiyor. O da Türkiye'nin maalesef son yıllarda siyasi bir deprem yaşadığı gerçeği. Bunu itiraf edelim. Türkiye'de siyasi bir deprem yaşanıyor ve bu siyasi deprem Türkiye Cumhuriyeti'nin payandalarını siyasi rant uğruna balyozla adeta yıkıyor. Bu payandalar nedir? Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu gerçeğidir. Eğer Türkiye'de bir hukuk işlemezse, insanlar kendi kafalarına göre siyasi rant uğruna her sene seçim öncesinde imar affı çıkarırsa yaşanan budur. Türkiye'nin bir başka payandası nedir? Yasamanın şu anda yürümüyor olması, meclisin tamamıyla işlevini yitirmiş olması, aynı şekilde denetlenemeyen bir sistemin olması, hesap sorulamıyor olması ve Türkiye'nin gerçeklerini ortaya koyan bir medyanın maalesef olmuyor olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin payandalarının büyük bir zarar görmüş olmasıdır. Ve bu payandalar zarar gördüğü takdirde hangi siyasetçi olursa olsun, hangi parti iktidarda olursa olsun bu ülke çökmeye mahkum kalır. O yüzden Türkiye'nin yüzleşmesi gereken gerçek, Türkiye'nin şu anda bir siyasi deprem yaşadığı gerçeği. İkincisi de biz ne zaman bu siyasi deprem gerçeğiyle yüzleşeceğiz? O zaman deprem gerçeği gibi gerçek sorunlarımızda gerçek anlamda yüzleşmemizdir diye düşünüyorum. Aslında biraz kibarca ifade ettiniz. Ben bunu şöyle anladım. Son yıllarda sayın seyirciler Türkiye Cumhuriyeti'nin kolonlarını kesiyorlar. Olan o. Olan o. Türkiye Cumhuriyeti'ni hasbelkader ayakta kalan bir iki kolonu tutuyor. Bir an evvel Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumsal yapısını yeniden rehabilite etmek, yeniden adeta depreme karşı güçlendirmek lazım. Yani, Türkiye Cumhuriyeti o payandalar üzerine kuruldu. Hiçbir partinin, hiçbir siyasetçinin, hiçbir merciğinin hiçbir yetkisi yoktur ki bu payandalara zarar versin. Biz o payandaların zarar görmüş olmasından dolayı böyle kolonları kesilmiş binaların gözümüzün önünde çöktüğünü görüyoruz. O payandalar darbe yediği için sadece 11 yılda 164 kez imar yasasının çıkmış olduğunu görüyoruz. 1945 yılından beri Almanya'da sadece 2 kez imar affı yapılmış. Hiç mi ders almayız biz bunlardan? Evet, aslında deprem gerçeği denilen şey çok daha büyük bir gerçeğin bir zihniyet farklılaşmasının sonucu belki de. Cemil Hocam şimdi arka arkaya...